Türkiye, Rusya, İran arasında Suriye için oluşturulan Astana mutabakatından rahatsız olan Amerikan yönetimi çareyi İngiltere, Fransa, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin katılımıyla yeni bir ittifak oluşturmakta buldu. <Sessizlik> İsrail kontrolündeki Siyonist Lobby'nin talimatları doğrultusunda Türkiye aleyhine çalışmalarını artıran Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri aynı zamanda İran'la yürütülen mücadelenin ana cephesini oluşturuyorlar. <Sessizlik> Suriye özel temsilcisi Jeffrey Suriye'ye ilişkin İngiltere, Fransa, Almanya, Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ardından Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Suriye Anayasa Komisyonu üyeleri konusunda Rusya ve İran'ın verdiği isimleri kabul etmediğine de atıfta bulunan Jeffrey, artık Astana'nın fişini çekme vakti geldi ifadesini kullanarak Suriye'deki siyasal bir çözüm için Cenevre'nin takip edilmesi gerektiğini belirtti. Jeffrey, Münbiç'teki gelişmeyi bizzat takip ettiğini ve son olarak bu kentten 50 kişilik PKK-PYD'li grubun ayrıldığını da söyledi. YPG PYD yetkilileriyle görüşüp görüşmediği sorulan Jeffrey, işimi yapmak için kiminle görüşmem gerekirse görüşüyorum dedi. Jeffrey, Amerika'nın asıl hedefinin DEAŞ'la mücadele olduğunu da savunarak, Birleşmiş Milletler siyasi sürecini kabul eden her grupla çalışırız dedi.